Herkese kucak dolusu sevgiler. Adım Ayhan Mortepe. Sizleri çok lezzetli bir yolculuğa çıkaracağım. Bunu neden söylüyorum? 2018 yılından beri sizlere hem YouTube'da, hem Facebook'ta, hem Instagram'da restoran önerileri yapıyorum. Şehirdeki lezzetlerin, gastronominin değerlerini sizlere taşımaya çalışıyorum. O yıllardan bu yıllara kadar bir sürü değişimler oldu. Siz bir konuda çok haklısınız. Abi, Adana'ya gittik ne yiyelim? Kars'a gittik ne yiyelim? Edirne'ye gittik ne yiyelim? Ben de diyorum ki ya video yayınlamıştım, neden onu izlemiyorsunuz? Sonra bir baktım ki siz videolar arasında kayboluyorsunuz. Birçok video var. 2018'de iyi dediğim kebapçıya 2019'da 2020'de gitmemişim değil mi? Ama çünkü 2019'da 2020'de daha iyi bir kebapçı bulmuşum. Veya 2018'de gittiğim kebapçı kendini bozmuş, bir daha gitmemişim. Sizlere şehir rehberleri hazırlamaya karar verdim. Gittiğinizde paranızın hakkını tam olarak alacağınız mekanlar olsun istiyorum ve güncel bir rehber olsun istiyorum. O yüzden 2023'te böyle bir seri hazırlıyorum. O serinin ilk videosu şimdi yayınlanacak. Burada dediğim gibi yıllar boyu kendini bozmayan mekanları ekliyorum. Lezzet anlamında dediğim gibi çok iyi mekanları ekliyorum ve paranızın hakkını alacağınız mekanları ekliyorum. 75 şehire gezmiştim. 75 şehirle ilgili videolar yayında olacak. Şimdi Adana ile başlıyoruz. Aslında plaka koduyla gidecektim ama depremden sonra deprem olan mekanları, deprem olan şehirleri önceliklendirmeye karar verdim. Bunlardan iki 01 plaka koduyla Adana olacak. Daha sonra 10 şehrimizi ardından tüm Türkiye'nin videolarını burada yayınlamış olacağım sizlere. Adana ile başlıyoruz. Hadi o lezzetli şehre, memleketime gidelim. Adana'ya götürüyorum sizi. Doğduğum, büyüdüğüm toprak Adana. Kadim memleket, lezzetleri de 10 numara. Sabah kahvaltısına ya ciğerle başlanır ya börekle başlanır. Adana'da serpme kahvaltı yoktur. Hadi ciğere, böreğe gidelim hep beraber. Şu güzel Adana'mızın lezzetlerini beraber tadalım. Levent Börek, Karşıyaka Sanayi'ndeki klasik yerine geçiyorum. Türkiye'de bayağı şubeleşti. Hatta yurt dışına da şubeler açmaya başlamış. Biz bu şubesinde kahvaltı yapıp sonra ikinci kahvaltı öğününe doğru devam edeceğiz. Börekler bu şekilde. Eski tezgahında dediğim gibi. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Adana'da iki çeşit güne başlama öğünü vardır. Dışarıda yapıyorsan kahvaltıda bir böyle Adana böreği, artık son yıllarda Adana böreği haline geldi. Bir de ciğerle. Şimdi bir önce böreğimizi yiyelim, sonra ciğere mutlaka gireceğiz. Bu benim tercihim, burası oluyor genelde. Buranın ciğeri hem kuzu ciğeri hem de yanındaki salatalar taptaze. Ver gel onları. Taptaze kuzu ciğeri, salatalarımız da yanımızda. Ben ilk dürümü yaptım bile. Ciğerin yapısı, yani o kuzu olduğunu gösteriyor. Kuzu ciğerde biraz daha parlak şeylerden ama biraz mat olur. Şöyle kimyonla beraber alalım. Her tarafta ciğer yapılıyor. İstanbul'da da, Diyarbakır'da da, Urfa'da da, Antep'te de, Adana'da da. Burada bir kahvaltı öğünü. Pazar kahvaltılarında özellikle her evin diyaloğudur. Hadi ciğere kahvaltıya gidelim diye. Güzel pamuk. Kolay gelsin. Merhabalar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız ustam? Abisi nasılsınız? Çok şükür ben de iyiyim. Serpme börek mi diyoruz bunun adına? Serpme börek, kol böreği. Evet. Aslında ülkenin her tarafında yapılıyor ama farklı çeşitlerde yapılıyor. Aynen. Adana'da da var. Adana'da göz önünde. Adana'da göz önünde yapılıyor. Bir de biz şekil olarak şöyle ince uzun yapıyoruz. Diğer evet. Şehirlerde biraz daha şekilli değişiyor işin. Evet. İçine koydukları malzemeler değişiyor. Aynen. Neli var bunlardan? Peynirli, hangi çeşitler? Peynirli, patatesli var abi. Kıymalı peynirli, patatesli. Evet. Biz Adana'da hiç sebze kullanmıyoruz ya. Diğer şehirlerde. Hep böyle bir ıspanak girer işin içine, otlu börekler girer ama bizde bizim damak tadımız ota karşı iyi değil aslında. Adana milleti lokmacı abi. Bak böyle bu şekilde hazırlanıyor. Ondan sonra şöyle bir fırını var. Fırınında pişiyor. Kaç dakikada pişer hocam bu? 8 dakika abi. 8 dakika mı sadece? Çok iyi. 8 dakika geçti. Börekler hazır. Şöyle bir göster dostum sana zahmet. Çıtır çıtır bir börek. Bana bir porsiyon kıymalı peynirli karışık hazırlar mısın? Tamam, hazırım.
Usta eline sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayvancım bu el kıymasıdır. Zırhla kıyılır. Bunun içerisinde kuyruk yağı yoktur. Kaburgadan yaparım ben. Eti kendi yağıyla. Hafif toz biber atarım. Hafif de tuz atarım. Adana kebabının özelliği budur. Kuyruk yağı olmaz benim Adana kebabının içerisinde. Adana kebabının 100 yıllık tarifi de budur. Budur. Adana'nın en eski bölgesindeyiz şu an. Evet, en eski bölgesindedir. Daha eskidir bunun tarihi aslında. Bunun içerisinde kuyruk yağı ben koymam. Kırmızı kök biberi girmez. Dana eti girmez. Benim kebabım bulgur gibi dağılır. Zerre kadar içerisinde makine kıyması yoktur. İnci gibi de dizdin maşallah. Evet. Eline sağlık. Evet. Bunun saplanması da zordur. Tamam. Pişirmesi de zordur. Yani şimdi şöyle ben bir şey göstereyim. İçerisinde elde kıydığım için kaburganın kenarları olur. Böyle ince ince bak şöyle. Evet. Onu derler ki niye böyle oldu? Ben makinede kıymıyorum ki. Bunu elde kıyıyorum. Evet. Bıçağın kıyabileceği şey budur. Suyunu kaçırmadan, ezmeden, dövmeden eti, incitmeden, üzmeden kıyıyorum. İşte sana halis malis Adana kebabı. Eline sağlık abicim. Ne demek abicim? Bu gelsin masada bunu bir de pişmiş gör. Eyvallah. Buna bir çatal. Çatalı vururken dağılır. Bulgur gibi dağılır. Doğru. Bakın söyleyeyim size. Eğer kebap dağılmıyorsa yemeyin. Kebap dağılacak. O Adana kebabı değildir. O başka bir şeydir. O başka bir şeydir. İçerisinde her şey vardır. Aynen öyle. Aynen öyle. İstanbul'da zaten kebap kültürünü, Adana kebap kültürünü bitirmişler hemen hemen. Aynen bir öyle. Bir elin parmakları dışında kebapçı yok. Yok. Aynen öyle. Şu var. Bana diye bıçak verir misiniz diyorlar. Niye diyorum? Servis isterken niye? Ya diyorlar eti keseceğiz. Ya ben eti çatalla kaldıramam ki benim etimi. Bıçak istiyorum benden. Bıçakla kaldıramam. Evet. Emeğine sağlık. Gerçekten hani sen de şunu yapabilirsin. Makinede kıyabilirsin. Tabii, daha çok bak, müşteriye hitap edebilirsin. Bak Ayhan'cım gel. Şu göstereyim. Gel benden beraber. Gel, gel canım bak gel. Gel. Ben hazırlığım burada. Bak. Gördüm bir seklem, kuzu seklemim gelmiş. Bak böyle yoklarım önce. Şimdi kasaplar da artık kasaplığını biraz şey yapmış. Kemikli geliyor, ufak ufak parçalar geliyor. Böyle yoklarım. Kemiklerini ayırırım böyle, temizlerim. Böyle yoklarım, temizlerim. Makine hikmet, sinirlerini bu tarafa çöpe, geri kalan buraya. Zırh alırım burada, zırh alırım. Bu emeği yapmak yerine işte bazıları da bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Makineye atıyorlar. Koçunu alıyorlar, böyle makineye atıyorlar. Kıy. Kırmızı biber, baktım ki yağlı ya. Dana eti. Kuyruk yağı. Kuyruk yağı. Böyle ne yapmak lazım bir de? Buraya yapışsın. Ya ne yapıyorlar arkadaşlar? Kebapçılar. Karbonat. Karbonat. Doğru. Onlar değil, karbonat kebapçısı. İnegöl köftesi daha güzel onların yaptığı. Doğru söylüyorsun. Bak, kebap budur. Bak abi. Kimse kusura bakmasın. Ben bu gelişimde 5 tane kebapçı gezdim. Mehmet Usta'nın evet. Üstüne yok. Net. Ayhan'cığım samimiyetinden söylüyorum. Zaten gelenler, gönderdiğim arkadaşlar da bunu ne söylüyor. Evet. Buraya gelenler de ne söylüyor. Benle ilgili değil durum. Yok yok şunu söylüyorlar bana. Şurada yedik, burada yedik. Adı hiç önemli değil. Evet. Bunu yedik, ben reklam yapmak istemiyorum. Evet. Diyor ki, yok abi diyor ya bu kebabın koku yok diyor bununla diyor ya. Evet. Sasıtı yok diyor. Kuyruk yağı girmiyorum bunun içerisine. Abi diyor et kokusu geliyor diyor. Tabii. Kırmızı bir renk bulmaz bunun içerisine. Çok doğru. Evet. Et tadını hazırlıyorum. Eline sağlık ustam. Bak öldüm. Bunu şimdi biraz sonra hazırlayacağım. Süper. Masaya geçiyorum ben. Evet. Müsaadenle. Ben de masanın hazırlığını yapıyorum. Tamam eyvallah. Masaya geldi işte. Salatalarımız bol bol. Ciğerimiz. Birazdan da kebap gelecek. Biz başlıyoruz. Kebabı beklemeden önce ciğerle kebap geldikten sonra kebabın tadına da bakacağız. Şimdi Fatih abiye geldim. Ben Fatih abi dedim. Ya ben burada 50 lira sesi çekiyorum. Benim az parayla çok şey yemem gerekiyor dedim. Bana dedim bir tane köfte yapar mısın? Verdiği cevap
Kendi tekrar söylesin. Bir tane köfte vermem. 4 tane yiyeceksiniz. Mecbur 4 tane yiyeceksin diyor. Evet. Ben bir tanesini kendim için yiyeceğim. Diğerlerini de sizin için yiyeceğim. Söz. Yiyeceksin. Tamam. Şimdi buradaki içli köfte evet güzel. Ama burada ilk tercih edilen şey içli köfte olmasın. Hatta ızgaradaki değil haşlanmış hali daha güzel olabilir. Burada mutlaka ama mutlaka kazbaşı yiyin. Burada görüntüsü yok. Daha sonraki ziyaretlerimde ben yemiştim. Neden buranın adı Apranti? Ya işte onu sorma. Niye abi? Boyu kısa diye öyle diyorlar. Jokerler hep kısa olur. He. Senin boyun da var ya. Ya ne var ya? Bana göre tabii ben fazla uzadığım için. Şimdi köfteler önceden haşlanıyor. Şoklanıyor tabii sizden. Şoklanıyor. Sonra. Ardından da böyle ızgaraya girmek için bekliyor kenarda. Bak yağları nasıl yapıyor. Bu etin kendi yağı. Şöyle göstereyim kenardan. Bak. Bak görüyor musun? Evet. Bu etin kendi yağı. İçinde iç yağ ve kuyruk yağı yok. Zaten kuyruk yağı olsa yemezsin, kokar. Aynen öyle. Yani koku veriyor. Kebapta da aslında kuyruk yağı değil de kuzunun kendi yağını kullanıyor sağ olmakta değil mi? Kebapta olur, yok. Kuyruk yağı olmazsa lezzetli olmaz. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Bir sokakta bu kadar fazla lezzeti buluyorsam burası Adana'dır herhalde. Abi lezzet yeri burası, bu mahallede. Sana zahmet bir şalgam verir misin bana? Bu tabii çocukluğumuzda içtiğimiz şalgam. Tabii. Taneleriyle birlikte geliyor. İyi şalgamı nasıl anlarız? Abi bu eski usul. Bunda limon tuzu, sirke ruhu yok. Onları koyarsan zaten turşu olur. Dışarıda satılanlar turşu suyu gibi. Havuç var, maya var. Havuç, maya, su, tuz. Başka bir şey yok. Bir katkı maddesi yok. Ne kadar bekletiyorsunuz mesela ferment olması için? 15 günde ferment oluyor. 15 günde ferment oluyor. Maya olduğundan geliyor. Daha hızlı çalışır. Bu bence ayrandan sonra dünyanın en iyi ikinci içkisi. Zaten İçeceği. Diğer yani. İçeceklere ben tavsiye etmiyorum. Tabii gaz. Evet. Bir şalgam, bir süt, bir ayran. Başka hariç bir içecek olarak tarif etmiyorum. Birçok da faydası. Burada da dış ses olasım geldi. Sebebi şu. Birincisi ayran, şalgamdaki probiyotikler sebebiyle şalgam bence dünyanın en iyi içeceği ayran değil. Afiyet olsun bana. Ne güzel de içiyorum ha. Adana'ya bir günü gittiğinizde yemekten yorulursunuz. Adana 1-2 günlük bir memleket yemek. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldin. Ben sizin lezzetinizi biliyorum. Daha önce defalarca gelmiştim. Bize kaburgadan kıyma yapacaksınız değil mi bugün? Evet abi. Kaburgadan kıyma yapalım beraber. Tamam, olur. Hadi ya. Bu kaburgamız. Evet. Genel olarak soruyorum bunu ama erkek kuzu kaburga değil mi genel olarak? Evet, abi. Evet. Buyurun. Burada da araya girmek istiyorum. Kaburgacı Cap var. Kapya biber de geldi yanına. Kök biber de deniyor. Kapya biber de deniyor tabii burada. Çok ince kıyılıyor. Etin içine atacak. En çok sevdiğim şey şu. Ben müşteri gelir, siparişi verir. Evet. Siparişi verdiği anda et kıyılırsa etin suyu daha çok içinde kalır. Daha lezzetli olur. Evet. Usta ben bu saplamayı çok denedim de bir türlü yapamadım ya. İnşallah yaparsın. Bir türlü beceremedim. İnci gibi istiyorsun ama ben onu yapamıyorum. Evet, kebabımız hazır. Eline sağlık. Adana'da bir de şöyle bir güzellik var. Salatalar taze hazırlanıyor. Müşteriye göre salata yapmayız biz. Dışarıda bekletilmez. Tamam. Sade taze hazırlanır.
taze taze yenir. Taze taze naneler, maydanozlar da devreye girdi. Olmadı, sumak girdi işin içine. Pul biberimiz. Pul biberimiz geldi. Güzel güzel tiftikleniyor, karışıyor. Kebap tamam. Tamam. Hazır hale geldi. Evet. Şimdi en sevdiğim aşamaya geçeceğiz, yeme kısmına. Koyduğunuz zaman zaten etin tadını alma şansınız yok. Evet, şimdi malzeme geldi bu arada. Şöyle göstereyim. Bakın, bu normalde 3,5-4 kilodan çıkan bu. Fırında pişiyor. Tabii tabii tabii. Biraz önce taş fırında. Bunu normal koparıyoruz. Bunu şöyle atayım. Eyvallah. Olur mu? Bunun bakın yağ oranını da kendiniz de tadını görün. Bakın dışını görüyor musunuz? Çok çok sadece iyi. Ortasındaki... Şey, atom muhteşem de. Ben kendim sarıyorum. Bu da çöz. Evet, bu da çöz abi. Hocam, benim en sevdiğim şey ikram etmek. Eyvallah. Bakın geldiği gibi biraz tuzlu fazla oldu gibi sanki. Şöyle olsun. Bir tadına bakın bağırsakları görüyor musunuz? Evet. İnceliğine? Şöyle göstereyim de. Hakkını helal et. Ben de yiyeceğim vallahi. Evet. Afiyetler olsun. Sen de hakkını helal et. Afiyet olsun. Şimdi artık servis hazır. Bunu da İzmir usulü kıtır kıtır. Aynen öyle, İzmir usulü olsun. Kokoreçin tadını alalım. Ya takipçilerime tavsiyem. Yani size zahmet lütfen, size zahmet değil lütfen kokoreç çekerken içine domates de, biber de, baharat da çok fazla attırmayın. Kokoreçin gerçek lezzetini alırsınız böylelikle. Ben daha iyi olur. İstiyorsanız ekmeksiz şöyle size sunuyorum. Olur olur, yapayım. Olur olur. Çok ekmek tarafta. Sen Aras ekmek yer misin? Hı? Sen ekmek seviyorsun. Tamam. Aras'ınki o zaman normal ekmek de olsun. Bizimki böyle açık olabilir. Aras Bey şöyle çıtır. Tamam, süper olur. Orası duyuyorsunuz. Evet. O zaten heyecanlanıyor şu an. Yok, sıkıntı yok. Şöyle. Evet. Baharat olarak ne istersiniz? Ne istersen Aras'ım? Baharat, kekik. Olur. Kekik, tuz, kimyon, pul biber. Acı olmasın. Tamam. Biraz kekik, biraz kimyon, midesini rahatlatsın. Tamamdır. Sizinkinde hocam? Ben sadece kimyon tamam, ve sen kafana göre takıl. Aynen. Kimyon ve tuzdan yanayım. Aynen öyle olsun. Yeterlidir. Dışarıdan baktığınızda şöyle pizzacı gibi duran bir mekan değil. Elime sağlık öncelikle. Musa Şef'im. Şimdi Adana'da pizza yapmak, Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir şey aslında. Yok, benim için öyle değil. Sizin için öyle değil. Sizin nereden aklınıza geldi pizza yapmak Adana'da? Ben bu işi Napoli'de yaptım. Napoli'de Roma'da yaptınız. Zaten görsel itibariyle benziyorsunuz biraz o taraflara. Yani ne zaman oradaydınız? Ben gençlik yıllarımda oradaydım. Yani yıl 79, 80, 82 gibi yıllar. 82 gibi gittiniz. Nereden aklınıza geldi İtalya'ya gitmek? Ben böyle 16-17 yaşında zaten Almanya'ya gitmiştim. Hı hı. Annem oradaydı, beni çağırdı. O zaman furya tabii çalışmak orada o tarafta. Evet. İşte arkadaşlarım vardı evin karşısında, İtalyan çocuklar. Onların da dükkanında yardım etmeye başladım. Sonra beraber İtalya'ya gittik onlarla, Firenze'ye falan.
Bu arada yavaş yavaş İtalyanca da konuşmaya başlamıştım. Çok güzel. Daha sonra İtalya'ya gittim, Napoli'ye. Napoli'de bir yıl, Roma'da iki yıl kaldım. O zaman o yıllarda da çalıştınız anladım kadarıyla. Tabii. Bu arada da İtalyan kültürü, dili öğrendik. İşte pizzacı olduk sonuçta. Orada sadece pizzacılık mı yaptınız? Ya benim bildiğim İtalyan'ın mutfağı nedir? İşte makarna, et, balık şeklinde bir İtalyan mutfağı. Yani pizzanın envai çeşidini benden isteyebilirsiniz. Çok da zevkle yaptığınız için çok da zevkle yiyorsunuzdur siz. Yani kötü malzeme kullanmıyoruz. Bizim asıl önemli olan çok iyi şeklimiz. Sizin de gördüğünüz gibi her şey kendi şeyinde. Bu sosunuz. Bu sosun içeriği nedir? Yani ben bu sosu hep merak etmişimdir. He. Kendisi doğranmış domates, mikserden geçirilmiş. Üzerine birkaç baharat veriyorsunuz herhalde. Tabii. Pizza sosu dediğimiz sos bu işte. Ve Türkiye'ye dönüş kararı aldınız. Neden döndünüz Türkiye'ye? Yani İtalya'da hayat iyi miydi, kötü müydü? Yo, benim İtalya hayatım o dediğim 3 yılla sınırlı. O 3 yılın dışında ki hayatımız 20 yıl Almanya hani. Anladım, anladım. Neden dönme kararı aldınız Türkiye'ye peki? İşte öyle bir yanlış karar aldım. Özür dilerim. Buyurun, tabii ki. Niye özür dileyeceksiniz? İşte Türkiye'ye gelince de yaklaşık olarak 20 yıl sahilde geçti. Sahilde derken Ege'de gittiniz. Ege, Akdeniz, neresi derseniz. Sonuçta sahil de benim için ev. Tabii ki. Almanca, İtalyanca var, İngilizce var. Çok güzel. Satış dili olarak Fransızca, Rusça, Rumca var. Adana'ya dönüşünüz ondan sonra Ege'den sonra oldu o zaman. Tabii. Buraya yani, memleket mi? Adanalı mısınız? Evet, ben Adanalıyım. Çok güzel. Sonra Adana'ya döndünüz. Kaç yılında döndünüz ve neden pizza yapmaya karar verdiniz Adana'da? Nasıl karar verdiniz veya sorumu da şöyle değiştireyim. Tutan bir iş. Tutan bir iş. Geleceği çok açık. Kaç yıldır var burası? Burası tam olarak 3,5 yıldır var. 3,5. Benim İstanbul'a taşınmamla siz buraya atmışsınız o zaman. Ben de 3,5-4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Mekan dışarıdan hiçbir şekilde anlayamam buranın pizzacı olduğunu. Bir de kör nokta. Ve kör nokta, evet. Yani buradan arkadaşım bana burayı tarif etmişti. Bilmesem burayı hayatta aklıma gelmez. Benim iddiam şu. Ben bir lezzet yapabiliyor muyum? O lezzeti de en kör noktada yapabilmeliyim. Evet, ama bunun için tanıtım gerekli, biliyorsunuz. Bu işlerin en önemli tarafı tanıtım. Birileri bilecek sizi. Bir tek pizzayla başlarsınız. Evet. Pizzamız bu şekilde. Elinize sağlık. Şimdi fırına yollayacağız. Evet. Hadi beraber gidelim. Pizzanın en önemli tarafı ve bir başka tatlıcı Karadaş yolunda tarihi ağaç altı tatlıcısı. Vedat Milor başta olmak üzere birçok kişinin popüler yeri haline gelmiş. Bakıyorsunuz Tamer Karadağlısı var. Haluk Levent var. Diğerleri var. Diğer ünlüler de var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tatlı. Katkısız, doğal şekerle yapılan bir tatlı. Kendilerine has bir karışımla karıştırıyorlar. Tatlıcı yapıyorlar. Fiyatlar da şöyle parça 7 lira. Kilosu da 60 lira. Çocukluğumun tatlısı. Bol suya ama ve oldukça çıtır. Ama baymıyor da. Az önce arı kondu ve onayı buyurun. Arı kondu ve ondan yedi. Ben şey yoruyorum bunu. Doğal şeker kullanmalarını yoruyorum. Burayı da Adana rotanıza not edin. Burayı bitiriyoruz. Sonraki mekanda görüşürüz.
gelip burada börek yeme şansınız yok. Bunlar için içeriye gidiyoruz. Ustam kolay gelsin. Şimdi bu ne böreği aslında? Nasıl bir tarif edebilirsin bu böreği? Abi orijinal su böreği abi. Orijinal su böreği. Yani bunun adı boşnak böreği değil mi aslında? Yani Arnavut. Bizim Arnavut böreği. Arnavut böreği değil mi? Su böreği değil. O zaman Arnavut böreği bu. Arnavut su böreği oluyor abi. Orijinal. Tamam. Burada bir ilk pişirme burada oluyor. Evet, tamam. Arkadaşa mı geçiyor? Beraber pişiriyoruz, aynı. Evet, sağ olun. Hem peynirli hem kıymalı olarak yapılıyor. Buraya geliyor. Buradaki peynirlerin katmanı biraz daha su daha fazla değil mi? Katmanı. Kalınlık olarak. Aynen. Benim bildiğim bunda 3 çeşit peynir var, doğru mu? Aynen. Hangi peynirlerden var? Trakya koyun eski kaşarı, Kars kaşarı ve taze kaşarı. 3 farklı kaşar peynirinden yapıyorsun. Bu kayara bittiyse iki peynir... Burası sadece gece açık, saat 6'da başlıyorlar. Sabah 6'da başlıyoruz. Sabah 7'ye kadar. 7'ye kadar. 200 gram peynir. Aslında lezzet biraz daha şu üstteki hamuru çıtırlaştırmadan geçiyor. Şöyle bir yağla onu daha çıtır hale getiriyorlar. Ayçiçek yağıyla. Bol yağla önce arkasını sonra diğer tarafını yapıyorlar. Hem kıymalı var. Hem de peynirli var. Şöyle yiyorlar. Dese çok kalabalıktır. Her zaman keşmekeştir. Adana'nın eski çarşısıdır. Akbank vardır. Akbank'ın da yanında böyle bir lahmacuncu var. Daha önce size çektim aslında. Yine bu sokak lezzetlerini gezerken bir daha anlatmak istedim. Şöyle yaklaşalım Ali abine doğru. Ya kimsenin değilse Ali abi benim olabilir. Tamam. Nasılsın, iyi misin? Kim ilk adamla ben oraya tuttum? Vallahi yok, ben yedim. Kimin şöyle bir tezgahı var Ali abinin. Dışarıdan lahmacun yapılıyor. Burada ayaküstü satılıyor. 5. Yanında ayranı şalgamlı söyle. Onu sen söyleyeceksin Ali abi. Ayran versin. Sana geleceğim. Köşe. Ali Baba ölmüşler, Ali Baba. Yok, onun derdi. İçeride lahmacun gitti. Zaten domatesini vermiştim. Domatesiyle, şurada biberle tercih ediyorum. Hoş geldin. Nasılsın abi? Sağ olun. Güzel nasılsın? Çok şükür vallahi. Adana'ya gelmişken bir daha sana bir uğrayayım istedim. Vallahi iyi ettin. Nasıl işler? Her şey yolunda mı? Ben seni arayacaktım ama şu pandemiden kurtulmak istiyoruz. İnşallah. Pandemi bitseydi rahat bir şekilde çalışsaydık. Çalışmalarımız biraz kısıtlandı bu. Seni de etkiledi tabii ki. Şeyden sonra tabii çok etkiledi. Yanında ayran veya şalgam ne içersin? Ben şalgam içeyim. Bir de ayran var abi. Al abi bağır, al abi. Bura 15. Bağır. Bura 20. Bura 40. Bura 50. Ne oldu lan madeni fiyatı şimdi? 5 tane 10 lira. 10 lira. Evet, evet. 2 lira. 5 tane 10 lira. Enflasyon burayı da vurmuş. En son çünkü video çektiğimde burası sanırım 1 liraydı tanesi. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu. Oldu. Enflasyon burayı da vurmuş. 3'ü de bitirdi. Evet. Lahmacunlar ama lahmacunların sanki boyu da uzamış biraz. Tabii. Fiyatla boyu da uzuyor. Şimdi bazen aceleye geliyor. Tabii. Bir daha anlatır mısın lahmacun nasıl yapıyorsun abicim? Abi lahmacunumuz günlük hazırlanıyor. Fırınımız yakında. Alo diyoruz, 100 tane getirin diyoruz. İşin durumuna göre 50 söyle, 100 söyle, 80 söyle. Buradaki müşterin akışına göre evet. Devam ettiriyoruz. Sabah saat 9, akşam saat 7 dediği zaman olay biter. Evet.
İçini sen hazırlıyorsun. Her şey birde ait. Pişirim fırına ait. İki ayran, iki porsiyon. Şöyle tekrar göstereyim içini ben. Ya bırakın şu şeyi, boş tablayı. Burada bir esnaf kavgası da var. Orada ben 65 senedir buradayım diyor. İçeceğim. Hayır. Bize 11 tane paket yapacağım. Daha götüreceğim. Ver abi. Tam buna 5 eklersen öbür ailenkini hazırlayın. Şöyle üzerine limon sosu var. Limon sosunu döküyorsunuz. Ortada maydanoz var. Şöyle biraz maydanozumuzu bol alalım. Şurada limon da var isterseniz. Limonu sıkabilirsiniz. Sonra hazır hale geliyor bu şekilde. Birazdan çıkacak. Ondan sonra başlayacağız tadına bakmaya. Ahmet abi nasılsın? Hayırlı işler. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Saat, sen tek sorunumuz saat 11'de 12'de bitiriyorsun. Tabii canım. Geleceklerse 11'e 12'ye kadar vermek zorundalar. Nasıl yapıyorsun lahmacun abicim? Çok güzel şekilde hazırlıyorum. Arkadaşlar pişiriyor. Evet, fırına koyuyor. Gel içeri. Hadi gel içeri bakalım beraber. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ben içini hazırlıyorum. Mahmut Usta da pişiriyor. Kolay gelsin ustam. Sana böyle baskın yapar gibi olduk ama kusura bakma. Ya. Burada lahmacun hamurları hazır birazdan. Sonra buraya dizilir, onu da çek. Onu da görürüz beraber. Eline sağlık. Ahmet abi sebzeleri hazırlamış. Naneler, maydanozlar, biberler, limonlar. Birazdan lahmacun da gelecek. Şöyle güzel güzel tadına bakacağız. Aslında tam olarak güzergahı Bin Sokak'la Süleyman Vahit Caddesi'nin birleştiği noktada. Şöyle bir bakkalın önünde duruyor, tezgahını açıyor. Sadece 12'ye kadar var. 12'den sonra bulmak pek de mümkün değil. Kedi Ahmet'in yeri diye geçiyor. Oradan böyle açılıyor, böyle yapılıyor. Evet. Adana lahmacunu biraz daha küçük Antep'tekine göre. Yok, Antep'teki değişik. Evet, daha içine sebze koyuyorlar fazlaca. Antep değişik, Tarsus değişik, Adana değişik, İzmir değişik, Ankara değişik. Evet. Her yörenin onun sonra şeyi var. Doğru, ama şurada. En meşhuru Adana. Evet. Şöyle bir iç malzemesi var. Bu şekilde de boyutu görmüş olabilirsiniz. Mahmut Ustam, Mahmut Akbaş, Yasin Akbaş. Sağ olsunlar. Akbaş. Ellerine sağlık onların da. Aslında büyük iş onların. Evet. Fırının önünde durmak zor yani. Babaları oluyor. Evet. Yanlarımız. Çok güzel. Bir de odun fırını. İstanbul'da herkes artık doğalgaza geçmiş durumda. Ama odun fırının verdiği lezzeti veremiyor maalesef. Burada da bu şekilde bir lahmacun yapılıyor. Bak hocam, eski radyoyamından çıkıyoruz. Aa, Kıbrıs. Öyle mi? Abi, saçın maçın. Şimdi yorgun, şarkı söyle diyemeyiz ama. Bir gün böyle neşeli günde gel. Tamam. Sen seyret şey. Olur inşallah. Mahmut abi bir başladı mı daha durmaz. Çünkü Türkiye krizi ya, cevap bile veremiyorlar. Doğru. Şöyle hazırlanıyor dediğim gibi. Hocam yalnız patırısı iyi ver abi. Verdim. Süleyman Vahit Caddesi ile Bin Sokak'ın kesiştiği o nokta dedim. Arkadaş vermiş şeyi vermiş. Kozan çarpsın. Hadi ya. Burayı rahat bulurlar ya bence. Evet. Çıkmaya başladı. Biraz soğuyacak. Ondan sonra yiyeceğiz. Ustam eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Teşekkür ederiz. Ahmet abi içeride dedin ki Adana dedin, Urfa dedin, diğerlerini tarif ettin. Bir daha onları bir tarif eder misin sana zahmet? Efendim abi. Şimdi Adana'nın lahmacununu, Urfa'nın Antep'i tarif ettin. Bir daha tarif eder misin? Antep'te sarımsaklı yaparlar. Acılı yaparlar. Urfa'da da yuvarlak büyük, kemer patlıcan, uzun, baharatlı, isot. Tepsi'de de ufak bardak lahmacun. Evet. Tarsu'da bu şekilde. Bizde de Adana'mızda da bu şekilde yapıyorlar. Biz Adana'da bu şekilde hazırlıyoruz. Eyvallah. Bir porsiyonda kaç tane var? Fiyatı beş ne abi? 5 tane. Fiyatı ne? 12,5. 12,5, 5 tane lahmacun veriyor. Doldurulmuş. Bu şekilde de bir park haline getirilmiş.
Ne dedim? Bin sokak lezzet sokağı gibidir dedim. Burada bir sokak lezzeti daha var. Şu iddiaya bak. Köylüm döner. Yani burası köylüm döner. Beni yaktın Fuat Usta diye bir sloganı var ama şu aşağıdaki yazı iddialı. Bizden lezzetlisini bulana bir ay boyunca döner bedava. Bir ay. Bulabiliyorsanız gelin diyor. Hadi başlayalım muhabbete. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsın? Vallahi siz nasılsınız? Maşallah. Merhaba. Enerjin? Yani %60 lezzetse %40 senin enerjine geliyoruz buraya. Yok. Seviliyoruz bu konuda. Eyvallah. Hem bu hem de yani özelden gelen mesajlar bana diyor ki ne bir video at, Allah Allah çek. Allah Allah diyorum, adam belleniyor. Böyle bir treni olduğunu bilmiyordum. Eyvallah var. Dostum bu döner niye bu kadar meşhur oldu? Nasıl bir lezzeti var? Yani bunu bir anlatır mısın bize? Nasıl hikayesi başladı veya? Şimdi abi bu dönerin hikayesi yani genelde herkes bilir burayı. Nasıl bilir? Daha Adana'da dönerci yoktu közde olarak. Benim babam geldiğinde Suudi Arabistan'dan gelmişti. Tam 34-35 yılı bulmuştur yani rahat. Közdeyi çıkarttı. İlk geldiğinde herkes şuraya parkın önüydü, buralar bahçeydi. Herkes dedi bu adam burada ne yapacak yani bunu. İyi de döner takıyordu. Bir yediler, iki yediler, ondan sonra herkes dönerci oldu baba. Ben de bu mahallede büyüdüm. Evet. Sanırım ilk açılan dönerci veya ilk açan restoran diyebiliriz buraya. Arabadaydı bir de yani. Aynen aynen. Gezen araba. Sen sonra geliştirdin tabii şu tava olayını tabii. Yaptın. Bunların hepsi ben kendim normalde zaten Muazzez Soy Şefi'yim. Muazzez Soy Şefi? Oradan yetişmeyi. Gençliğimiz orada geçti, oradan geldik. Oradayken düşünüyordum dönere yani bir et havasını nasıl katarım? Evet. Abi böyle gelebilirsin. Tabii. İşin içine mangalı soktum. Ekmek yani ispan. Dönerle hem ekmek hem de bunun üzerinden menüler çıkartıyorum. Hmm. Ondan sonra dedim ki ne başka farklı insanlar dönerin çiğ olmasından bıkmış. Evet. Artı koku var. Hmm. Sası koku. Nasıl gider? Abi alt tarafı çekebilirsin. Tabii. Alt tarafı köze çevirdim. Hı hı. Üst tarafı da zaten böyle içinde kendi kendime özel, deneye bulduğum özel karışımlarla bir güzel bir lezzet yakaladım. O zaman sana zahmet bize bir dürüm hazırlan. Tabii klasik dürümünden olsun, o menülerden olmasan onu gösterelim. Tabii. Güzel bir dürüm hazırlayalım. Tamam. Ünlü mü oldunuz Allah'ına? Ünlü değil mi ya? Adam milyonlar izlemiş adamı ya. Adamın yemeğini yiyen yarın gelmezse içime kalıyor. Allah'ını sever ya. Bir tane çözüm için. Evet, oraya mı geleyim ben? Evet abi. Geldik. Yani şu an şöyle yemeğin pişmişini alabiliriz. Şimdi döneri aslında orada kesiyorsun, burada ikinci kesiyorsun. Aynen öyle. Burada pişmiş soğan, pişmiş domates, onlarla avcarını veriyorum. Bir de kendime has özel baharatlar. Hı, artı tereyağı. Güzel. Şu an zaten... Ya tavuk abi. Maalesef zaten çok böyle kısa sürede yetiştirildiği için lezzetsiz oluyor. Aynen böyle öyle. Böyle soslar olmasa tavuk yenmez. Aynen öyle. Artı bir de koku olmuyor. Evet. Yani yerken tiksinmiyor. Doğru. Şöyle ekmeğin yağı zaten. Evet. Standart dönerinden yapıyorum abi. Tamam, sana zahmet. Şöyle... Artık bunun da koyduğu bir damak zevki olduğunu düşünüyorum kaşarın. Mangalda eridiği için. Aynen. Abi bu. Şu an hazırlanışı da bu hazır haliydi şu an. Süper. Beklemedik. Tamam. Normalde bekleme süresi var. Buraya gelip 40 dakika bekleyenler videoda diyor hemen çıktı. Niye acaba? Gecikiyor. Evet. Ne kadara satıyorsun bir dürümü? 15 TL. 15 TL. Şöyle közlenmiş biberi. Komis. Bu da benim. Kendime has özel sosum. Hmm, tarator sosa benziyor. Evet, tarator. Bizim çok Arap işi. Aynen. Şöyle. Böyle de şu an içi böyle. Vallahi eline sağlık. Çok güzel görünüyor. Şu tarafa da en son şurada pişirecek göndereceğim. Aynen öyle. Tamam, ben arka tarafa bahçe güzel. Oraya geçiyorum. Buyurun. Sana zahmet bana gönderirsin. Teşekkürler. Buyurun. Şöyle bir portakal bahçesi var arkada. Portakal bahçesinin altında oturabiliyorsun. Kendine göre gelişti ve böyle bir şubeye dönüştü. Bizim Baracoğlu diye tabir ettiğimiz yerde ta 1923'ten beri yaptığı tostu taşımış. İçeri geçelim. Usta kolay gelsin. Hoş geldiniz abi, merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, sizleri gördük daha iyi oldu. Sizler nasılsınız? Eyvallah, ben de çok iyiyim. Şimdi geçenlerde bir tost videosu yaptım İstanbul'da. Evet. Orada biraz sana, seni biraz taşladım. Belki görmüşsündür bilmiyorum ama. Ben aslında onu kötü niyetle veya seni aşağılayıcı bir söylemle yapmadım. Sadece böyle takdiri attım olarak attım ama umarım yanlış anlamamışsındır gördüysen bile.
Yani gördüm abi de şey değil ya. Ha, ya kusurumuz olduysa affola. Biz orada farklı tostları anlattık. Başta değiştirdim gerçi ama farklı tostları biz aslında orada şey yapıyoruz. Ne derler ona? Daha öne çıksın diye kelimeleri seçiyoruz aynen. Daha dikkat çeksin diye yapıyoruz. Onunla ilgili dediğin gibi kusurumuz olsa affola ama yine de benim bir tarzım var. Videonun sonunda ben bir puanlama yapıyorum. Yorumlarımı yazıyorum, kişisel yorumlarımı. Evet, baştan abi. Onu da söyleyeyim. Tabii abi. Baştan. Eyvallah. Baştan bir anlaşalım, ondan sonra videoyu girelim. Şimdi abi senin sosunu artık Türkiye biliyor. Evet abi. Çok farklı bir sos yapıyorsun. Benzerlerin de çıktı. Benzerlerin İstanbul'da şube de açtı. Çeşitli yerlerde onları da gördüm, evet, gittim geldim ben. Çok yerde var benzerlerim. Evet evet. Marka halinde de varlar, farklı markalar halinde. Ama senin popülaritende değiller. Nedir abi olayı senin için? Lezzet farklılığı olabilir abi. Lezzet farklılığı. Mesela sucuk mu farklı sende örneğin? Sucuk el yapımı abi. Kendimiz el yapımımız. %100 daha mı? Evet, sucuk satışlarımıza başladık. Öyle mi? Süper. Evet abi. Yani sucuk kendi %100 ana yapımız abi. Kendi yapımız. Çok güzel. Bol yumurta kırıyorsun içerisine. Başka ne var malzeme olarak? Yani domates var. Evet. Acısı, salçası. Hı hı. Senin zaten acı senin olayın artık. Aynen abi. Acı atıyorum abiyle. Bambaşka bir yere geldin. Aslında sen doğal halinle buradasın. Evet. Onun da farklılığı var tabii. Normalde tost makinesine konur. İçine malzemeler konur. Sen bir tavada yapıyorsun. Daha da geniş de bir tavada burada. Evet abi. Ondan sonra ekmeğin içine katıyorsun. Bu da biraz senin farklılığın olmuş oluyor. Daha doğrusu yumurta, sucuk başladı. Bu arada bütün sokak lezzetleri yapan Adana'da birbirlerini tanıyor. Evet. Fuat'ın yanından geliyorum. Köylüm dedeni. Sana da selam var. Aleyküm selam abim. Baş tacı. O da bizim sevdiğimiz bir abimiz. Evet evet. O da seni çok seviyor. Az önce sofraya derken sana selamını söyledi. Aleyküm. Oradan geliyorum ben de zaten. Aleyküm. Bugün Adana'nın sokak lezzetlerini geziyorum. Ne güzel abi, çok iyi. Adana'ya mal olmuş yerleri geziyorum. Domatesimiz abi. Eyvallah. Aslında bir çeşit menemen oluyor içerisi bunun. Yani biber de koysan menemen olur. Bir nevi. Değil mi? Yeni bir deyimle bunun adını menemen tost koyabilirsin yani. Menemen tost. Yukarıya çıkma hikayen nasıl oldu? Aşağısı devam ediyor değil mi? Aşağısı devam ediyor evet. Güzel. Bey mahallesi devam ediyor. Orada kardeşim duruyor İbrahim. Çok güzel. Burada da ben duruyorum abi. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah daha fazla şubeye erişirsin. Sağ olun. İnşallah daha markam büyür diğerleri gibi. Abi inşallah abi. Benim yıllar önce kardeşim getirmişti senin küçük yere. Daha o zaman evet. Ne senin sosyal medyan vardı ne benim sosyal medyam vardı. Standart ben bir firmada çalışıyordum. Evet, abi. Adana'da yaşıyordum, İstanbul'da yaşamıyordum o dönem. Evet, ve bomba geliyor, onu ayrıca koyalım. Acı atıyorum abi. Lütfen, bolca atabilirsin. O zaman getirmişti. Tabii ben o zaman bu kadar yemek için gezmiyordum. O kadar şey yapmıyordum ve çok lezzetli gelmişti. Ayağına sağlık abi. Şimdi Türkiye'nin... Eyvallah. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanında farklı farklı tostlar denedik. Ordu'da ordu tostunu. İstanbul'da o bahsettiğim tostu, diğer yerlerde o tostu meşhur olan bölgelerdekini tattım. Herkesin kendine has bir yorumu var. Kendine has bir lezzeti var. Sen de farklı bir şey almışsın buradan. Aynen abi. Hem çok uygun fiyatlı. Şöyle. Evet. Ne kadar bunun fiyatı? Şöyle 20 lira abi. 20 lira. Bununla iki kişi doyar. İki kişi rahat doyuyor abi. Evet.
resmen tost fabrikası ya. Salçamız var mı? Güzel. İti olayı en son. Evet abi. Ben burayı atlamışım. Eyvallah. İnsanlar devam duruş hikayesi. Bir muzlu süt ne kadar güzel olabilir ki? İşte Adana'da başka yerde bulamayacağınız muzlu süt var. Biraz milkshake gibi değil mi? Evet, kıvamı öyle. Bizim genç, benim gençliğimin, Nil daha yeri başlıyor. Benim gençliğimin muhteşem kahvaltısıydı. Ofisim buralara yakındı. Ve her sabah burada bir yengen, bir muzlu sütle günü tamamlardım. Ne kadar çok farklı olabilir? Bunu anlatmak çok zor. Uçaktan iner inmez geleceğiniz bir lezzet olacak. Bunun müdavimleri çok oldu arkadaşlarımdan. Benden sürekli İstanbul'a istiyorlar ama bunu yerinde yemek lazım. Buyur. Kesin. Yoğun muz, güzel bir süt, şahane bir buna başlayınca duramıyorum. Böyle arka arkaya bitiyor yarısı. Bak, çok güzel, şahane bir şey. Şimdi bunu bitiriyoruz. Bir sonraki mekana doğru devam edeceğiz. Muzlu sütü içtik. Burada fiyat 10 lira. O iki gördüğünüz bardağı, bir büyük bir küçük, 10 lira. Porsiyon o kadar. Ondan daha az isteyemiyorsunuz. Burada da geometrik şekiller var. 1/2 gibi, 3/4 gibi. Öyle de isteyebiliyorsunuz. Burası da tamam. Şimdi bir sonraki mekana doğru devam ediyoruz. Trafikte kavga çıktı sanırım az önce. Şahane bir manzaranın ortasında bici yapıyorsunuz. Sizin için çalışmak kolaydır burada. Çok serin serin. Aa, çok kolay. Kışın da bici yapıyor musunuz? Yok. Kışın salep. Kışın salep, yazın bici. Kışın salep, yazın bici. Evet. O zaman bize de bir bici yapın da size zahmet. Şurada görüyoruz ama. Tabii. Tadına bakalım. Şuna tabağa da doğru. Al buradan katsın, dur. Abi o kurutulmuş nişasta, onları ayırıyoruz tek tek, tanecik haline getiriyoruz. Güzel. Lokma haline getiriyoruz. Kurutulmuş derken kaynatılmış, bir kıvama aynen, getirilmiş. Aynen. Güzel. Sonra da üzerine buz. Evet, buz rendeliyoruz. Sonra meyve olarak bura şekeri katıyoruz. Bura şekeri. Şey de var abi, bu tadımlar var ya, tadımlar. Pudra şekeri. Aynen.
Senin de buz rendesi gelecek işte. Şimdi. Bol buz. Güzel şekillendi diyorsun. Aynen. Sonra tekrardan pudra şekeri katıyoruz. Bir daha pudra şekeri koyuyorsun. Aynen. Güzel. Bol şekerli bir tatlı oluyor o zaman. Aynen. Ayrıca de yanına veriyoruz zaten. Ha öyle mi? Güzel. Evet, sonra abi. Muz doğuruyorsun. Aynen. Bu klasikte aslında muz yok. Daha sonra eklendi herhalde muzlar. Aynen abi. Eskiden öyle muz falan eskiden sadece böyleydi abi. Evet. Muzda bir lezzet katmış oluyor içerisine. Aynen. Muz katılabilir. Diğer meyvelerden de koyuyorlar. Çilek üzüm koyan gördüm evet. Kivi, çilek. Kiviyi görmedim ya. Kivi de güzel olur. Eksikti alıyorum. Evet. Bu da göğüs. Geliştirilebilir yani. Tabii. Geliştirilebilir. Havun karpuz içinde yapan. Havun karpuz içinde yapan da gördüm. Evet ya varmış. Sonra en son? Renklendirmek amaçlı gıda boyası. Gıda boyası hiçbir geliyor. Hiçbir etkisi yok. Zararı yok diyorsun. Aynen. Peki. O da değiştiriyor. Daha lezzetli tatlar. Evet. Bunların içine aroma da katılıyor. Nilde az önce yorumunu yaptı şey olur diye. Hani evet. Ne yakışır bir deneyim buna? Buna gül suyu ve pudra şekeri yani. Hayır, bir meyve söylemiştim. He, kiraz ve vişne. Ekşimsi tat verdiği için. Saçlarım. Evet, şimdi siz bunları masamıza isteyelim. Elinize sağlık. Aynen. Seyhan Baraj Gürtü. Görüşmek üzere. Seyir. Seyir sana bunlar. Gül almış ama gelmiyorlar. Gül almış mısınız? Neden? Tatlı çok yaygın değildir ama bir sokak tatlısı vardır. O her yerde bulunur. Ayaküstü yersiniz. Buyur. Sen mi anlat burayı? Ben anlatayım. Başka yerde bulamazsınız ayaküstü tatlıyı ve halka tatlıyı da. Buranın sadece halka tatlısı değil, kadayıfları da çok iyidir. Kaymaklı kadayıfına hastayım ama bugün sadece halka tatlanacağız. Çıtır. Çok güzel bir tatlı. Bir sonraki mekanda da görüşmek üzere. Arkadaşlar, şimdi videoyu sonlandıracağız yavaş yavaş. Neyle sonlandırıyoruz? Buraya özgü bir tatlı var. Bisküvit arası lokum. Evet, en ucuz tatlı değil mi en bu? En ucuz tatlımız, evet. Nasıl oluyor bu bisküvit, anlatır mısın? Bisküvit, iki bisküvitin arasına sade lokum i̇ki koyuyoruz. İki bisküvinin arasına sade lokum, sade lokum koyuyoruz. Bu bizim tabii ki düğünlerimizde, kınalarımızda ağız tatlandırmayı verilen bir şey aslında. Tabii. Bunu 1 liraya mı vereceksin? 1 liraya veriyorum. Tamam, 1 liraya bunu... Yemekten sonra en ucuz tatlı. Evet. Ondan sonra biz tadına bakalım madem. Tamam. Bunu Adana'da bilmeyen yok. Püskevit. Son zamanlarda da siyasi figür olarak da kullanıldı aslında. Evet. Püskevit arası lokum. Nasıl? 1 liraya. Şahane bir şey. Yine sağlık. Afiyet olsun. En azından içinde gülboz şurubu yok. Değil mi? Tamam. Çok önemli. Çok önemli. Bütün tatlıcılar maalesef glukoz kullanıyor. Biraz ben bunu yerim, bitiririm yani. Hı. Doymazsanız birer tane daha verebilirim. Yok, doydum. Afiyet olsun. Burası da bitti. Bakalım paramız kaldı mı? Herkese merhaba. Aslında herkese iyi geceler. Saat gecenin şu an 2'si. Ben bu saate kadar niye bekledim? Arkada gördüğünüz kalabalık için bekledim. Buranın Kocaeviz'in iç merkezinin önünde, yani Bit Pazarı denilen bölgede Şırdancı'nın birine geldim. Şırdancı Naci Dayı'ya. Burada aslında 5-6 tane daha şırdancı var. Ama bu şırdancının özelliği ne? Adam gece 2'de açıyor, 4'te bitiriyor. Lakabı da 2-4 Naci. Nedir özelliği? Adana'nın en iyi şırdanını yapıyor. Hiç lezzeti değişmiyor ve gerçekten her yediğiniz şırdandan keyif alıyorsunuz. Tertemiz çünkü. Birazdan hem tadına bakacağız. Neden bu 2-4 olayını bize yaşatıyor onu göreceğiz. Hadi hep beraber.
şimdi bir şey lan. Ha adam. Ama sen kendine göre yap. Nasıl? Al abi. Benim abi. Nalita neden gece 2'de açıyorsun? Yani 11'de açsan daha rahat rahat gelsek olmuyor mu ya? Yok efendim. Niye abi? Miras öyle kaldı. Miras öyle kaldı, öyle devam ediyor. Öyle de devam etmeye çalışıyoruz. Eyvallah. Abi bir bumbar daha. Bana da bir şuradan ver Nalita'ya. Bana da ayran ver. Alıyorum ya. Al abi, aynı abi, ütürü aldım. Nalita dayı, bana da bir mumbar ve bir şırdan alayım. Vereyim dayı. Bize de üç tane gel şırdan ver dayı. Vereyim abi, gel. Şuradan bir tırtlak ver dayı. Gel abi, sana da bakıyorum. Abi, sana bana bir mumbar, bir şırdan. Önce ütürü alayım, bir şırdan, sonra sana bir mumbar vereceğim abi. Tamam. Vereceğim dayı, vereceğim dayı. İçemeyen dayı, görüyorum ben. Abi bir adet mumbar verdim. Tamam eyvallah. Afiyet olsun. Al abi bir şey daha. Göndermişti bana. Ne diye kaydettim onu? Aha buldum buldum. Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Adana. Saydam Caddesi'nde böyle yürürken karşıma çok şahane bir tane sokak lezzeti çıktı. Şimdi size onu anlatacağım. Hadi ne duruyoruz? Başlayalım. Adana'nın Kasaplar Çarşısı diye tabir edilen Mısır Çarşısı'nın dibindeki bir yerdeyiz. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Araya gireceğiz. Orada bir söğütçü var. Daha doğrusu bir kelleci var. Gördüm az önce. Onu çekeceğiz. Bu da önden size görüntü olsun. Gönder ya onları. Nazlı etsin burada. Ustam kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah razı olsun, siz nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Gördüm kızarmış kelle. Evet. Adana'da çok fazla böyle görmemiştim daha önce. İzmir'de, İstanbul'da çok yenir kelle söğüş. Adana'da ilk defa sizde gördüm. Konuşamadım ya. Sadece siz mi yapıyorsunuz? Ya yapan var, yeni görmüş olabiliriz ama yıllardır var. Bu baba mesleğidir bize. Öyle mi? Siz de baba mesleği. Tabii. Babam 60-65 sene bu işi yapmış. Siz de devam ettiriyorsunuz. Aslında yeri Adana diye biliyoruz biz. Dışarıda da biz hiç duymamıştık. Yani İzmir'de daha çok genel olarak yoğundur ya. Aslında orada da Niğdeliler yapıyor tabii ki. Evet var. Burada da yapanlar var. Şu bu çevrede ben tek olduğum için belki görmemişsinizdir. Var yani. Birkaç evet. Yerlerde var. Böyle tezgah da yok. Böyle tezgah eskiden çoktu. Şimdi kalmadı. Değil mi? Evet. Nasıl yapıyorsunuz kelleyi? Bir anlatır mısınız bize? Biz önce suda 5 saat kadar haşlıyoruz bunları. Tamam. 5 saat sonra suyunu süzüyoruz iyice, süzülüyor 15-20 dakika. Ondan sonra da arabalara diziyoruz, buraya getiriyoruz. Arabada da yavaş yavaş böyle o yavaş yavaş dinleniyor. Dinleniyor hem de kendi kendine 1-2 saat sonra kızarmaya başlıyor. Şey İzmir usulü gibi mi yapıyorsunuz? Yok, onlar soğuk yapıyor. Bizim buradakiler de pek soğuğa şey yapmıyorlar, istemiyorlar. Hmm. Genelde sıcak olacak. Anladım. Biz Adana sıcağı sever. Evet, sıcağı seviyorlar. Güzel abicim. Soğuk oldu mu idamıyorlar. Eline sağlık. Sağ olun. Ne kadar? Tanesi 35 lira. Seyyar olduğumuz için biz ucuz veriyoruz. Eline sağlık. Büyüktür bunlar. Yazın genelde kuzu da oluyor. Kuzu da biraz ucuz oluyor. Ha bu dana mı? Evet. Yok bu koç kellesi. Koç büyük. Kellesi. Evet. Ha kuzu dediğin daha küçük. Kuzu daha küçük yani şu ebatta. Büyük de şu ebatta. Nasıl bu durum olarak mı yeniyor? Yok kesiliyor. Derisi yüzülüyor mezbahaneden. Bize geliyor. Hayır siz şu an bana durum olarak mı vereceksiniz yoksa? Kelle normalde söğüşlüyoruz, etini kemerinden ayırıyoruz, paket olarak gönderiyoruz. He anladım. Yani böyle ayaküstü yemiyoruz bunu. Yok, ayaküstü burada hazırlıyoruz. Tamam. Yiyebilirsiniz. Dürüme daha başlamadık, şana dürüme de başlayacağız. O zaman bir yarım kelle hazırlayabilir misin bana? Tabii. Şöyle gösterelim onları da. Şurayı da açabilir misin? Tabii. Şöyle güzel. Ayaklarımız da var. Ayak isteyen oluyor mu? Tabii ayak şu an, hani bilmiyorum da bence kelleden daha lezzetli. Kelleden daha lezzetli. Evet. Normalde ayak paça çok severim ben. Evet, suyundan da getiriyoruz biz kendi. Hı-hı. Sonra buradan şey yapıyorsun, hazırlıyorsun onu. Burada evet böyle temizliğini yapıyoruz. Yenmeyecek yerlerini alıyoruz. Şu şekil. Sağlıklı bir yemek. Aynen öyle. Sen o zaman çocukluğundan beri bundan büyüdün. Çocukluğum, aynen biz bunlarla büyüdük. Yani baba mesleği olunca. Hı-hı.
Şöyle gözünde siyahını alıyoruz. Evet. İzmir'de değil, İzmir'de söğüş olarak var. Sivas'ta da sabah kahvaltıda yiyorlar. Kelle kırdırma olayı var. Onları ben izledim. Benim YouTube kanalımda var, izleyebilirsin. Orada da böyle kelle kırdırma olayı var. Çok böyle ekmek arasında falan veriyorlar tabii. Evet. Sen böyle bu şekilde mi servis ediyorsun? Biz bu şekilde. Normalde kelle aslında bu şekilde yenir. Ekmekle yenmez. Ama işte insanlarımız mecbur doymak için. Evet. Bir de biz Türk halkı olarak ekmeği çok seviyoruz. Tabii ekmek. Ekmek olmazsa olmazımız. Ama buna şimdi ekmek koysan, içine böyle sumaklı soğan koysan lezzetli olmaz mı? Olur. Keşke yarım saat önce geleydin. Biz kendimiz 4 arkadaş burada yedik aynısını. Kendimize güzel dürüm yaptık. Dur, elle mi yiyeceğim ben bunu? Tabii et, balık, kelle bunlar yenir elle. O zaman tamam, başlayayım ben yemeği. Eline sağlık, çok teşekkürler. Eyvallah, sağ olun. Ama senin kulağında bir sorun var mı? Bana eşlik edersin. Abi, meşgul olun abi. Affedersin. Eşlik edersin bana. Sağ olun, teşekkürler. Lütfen.